Evet arkadaşlar, Antalya Bilim Üniversitesi'ndeyiz. Bilgisayar Mühendisliğinden bir öğrenci arkadaşımız yanımızda. Önce seni bir tanıyalım. İsmin Beril ama sen söyle, biraz tanıt. Merhaba, ben Beril Büşra Gödekoğlu. Antalya Bilim Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Antalyalı mısın? Antalyalı değilim. Nereden geldin? Kuşadası'ndan geldim. Tamam, peki. O zaman şimdi sana bilgisayar mühendisliğini soracağız. Hı hı. Yabancı, buradan dışarıdan gelen birisi burada nasıl yaşar? Antalya'da hı hı. hayat güzel mi, onu sorabiliriz herhalde. Nerede kalıyorsun? Yurtta mı, evde Yurtta mi? Yurtta kalıyorum. Yurtta, yurt imkanlarını da soracağız. Tamamdır. Peki, bilgisayar mühendisliğinde aradığın mutluluğu buldun mu? Buldum. Kesinlikle buldum. Gelirken ne bekliyordun bilgisayar mühendisliğinde? Şöyle, ben bilgisayar mühendisliğini son zamanlarda düşünmeye başlamıştım. Tercih döneminin sonlarına doğru düşünmeye başlamıştım. Geldiğimde açıkçası çok bir bilgim yoktu. Ama geldikten sonra hocalarımızın takviyesiyle olsun, arkadaşlarımla olsun daha rahat adapte olmamı sağladı. Mesela gelirken nasıl bir bilgisayar mühendisliği hayal ediyordun veya bu bölümden beklentin nedir? Niye yazdın bilgisayar mühendisliği? Bir sürü bölüm varken ne arıyorsun bilgisayar mühendisliği? Yani mühendislik arasında sadece bilgisayar mühendisliği bana en yakın geldi. Endüstri mühendisliği, inşaat, tabii bunlar da güzel bölümlerimiz ama bilgisayar mühendisliğini hani daha içli dışlı olabileceğimi düşündüğüm bir bölüm oldu. Hani daha bildiğim, duyduğum bir bölümdü. Bilgisayar mühendisliğinin yeri başka yani. Evet, tabii ki. Peki, tamam. Mezuniyet sonrası ne planlıyorsun? Mezuniyet sonrası daha hangi, çok fazla alanı olduğu için hangi alana odaklanacağımı daha kestiremedim. Ama web dizaynı daha hoşuma gittiği için belki o alanla ilgili yüksek yapmak istiyorum. Yaptığın yapmak sonucu istiyorum. Görmek istiyorsun yani. Aynen. Direkt frontend'den başlayalım. Aynen diyorsun. Öyle. Peki. Birazcık bize yurt imkanlarından bahseder misin? Bu üniversitede nasıldır yurt? Bir defa kız yurdu var. Sen kız yurdunda kız kalıyorsun. Kız yurdu var. Erkek yurdu da var. Kız yurdunda kalıyorum 3 senedir. O yüzden yani öğrencisiyim. Yurdunda öğrencisiyim. Yani kız yurdu kampüsün içinde galiba. Kampüsün erkek yurdu içinde. O yolumuzun üstünde başka bir yerde. Tamam, oraya servisle mi gidip geliyorlar? Genelde servis, otobüs. Ama siz yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Siz avantajlısınız. 300 metre uzaklıkta. Peki tamam, yani imkanları nasıldır? İnternet bağlantısı nasıl? İlk sorum o zaten. İnternet bağlantısı. Okulun internetinden faydalanıyoruz zaten. O yüzden internetimizde problem yok. İyi, peki, onu tamam. Düşünmenize gerek kalmıyor. Şey nasıl peki? Sosyal hayat. Kampüste kalıyorsun. Akşam çıktın. Kampüste ne görüyorsun? Veya dışarı mı gidiyorsunuz? Nasıl bir genelde hayat? Genelde dışarıda. Antalya çok renkli bir şehir olduğu için arkadaşlarımızla buluşup genelde dışarıda aktivite yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Onun haricinde okulda bahar dönemleri etkinliklerimiz oluyor. Hani bu bahar etkinlikleri Spring oluyor. Spring Fest şeklinde mi? Bahar Aynen. Festivali bahar şeklinde. Bahar Festivali tarzında. Onun haricinde öğrenci kulüplerimizin yaptığı konserler olsun, işte seminerler olsun, onlar oluyor. Onlara katılıyoruz. Peki, genelde mesela yani geçiyor. Şeyi de söyleyeyim tabii, kampüs ile şehir arası ulaşım nasıldır, kaç dakikadır, nasıl, hangi imkanlar kullanırsınız? Kampüs ile şehir arası biraz uzak kaldığı için otobüsle en az 40 dakika var. Tamam. Onun haricinde kendi özel aracınızla şehirle buranın arası 20-25 dakika sürüyor. Eğer otobüsle geliyorsanız en az bir 40 dakika yolculuk sizi onu bekliyor. Göz alarak gelsinler, evet. Diyorsun. Peki tamam, her saat var mı peki ulaşım? Tabii, yani şimdi otobüs sayılarını daha arttırdıkları için daha rahat gelip gitmesi. Evet, Antalya Bilim Üniversitesi'nin bir de tabii önemli sorulardan birisi, her gittiğimiz yerde soruyoruz. Hoca kadrosu nasıl? Eğitmenlerimiz, bilgisayar mühendisliği için konuşmam gerekirse gayet iyi, gayet yükseklerini güzel yerlerde yapmış. Yani iyi değil tabii, öğrenciyken çok ölçmek mümkün olmaz ama ben şunu sorayım, samimiler mi, yardımcı tabii oluyorlar mı? Tabii ki de. Yani her zaman öğrencinin yanında olan, her zaman öğrencine yardım etmeye çalışan akademisyenlerimiz var. Yani bunun haricinde mühendisliğin zaten ilk senesi genelde hep ortak dersler olduğu için, aynı olduğu için kendi alanınıza özelleştiğiniz zaman hocalarınıza daha çok iletişime geçiyorsunuz. Ve o, ya burası küçük bir üniversite olduğu için hocalarınız genelde sizinle etkileşim halinde oluyor. Genelde. Peki, en zor ders hangisi şimdiye kadar aldığın? Öğrenciler hangi derse dikkat etsinler? Otomata teorisi. Otomata teorisi, tamam, bak bu önemli bir mesaj. Demek ki gelen arkadaşlar bu dersi dikkatli izlesinler. Böyle teorisi. Efsane dersler var mıdır böyle çok zor olan? Yani kimi arkadaşıma göre en kolay derste ama beni zorlayan ders o olmuştu. Peki, en zor hoca hangisi? Hazırlık okudun mu? Bir dönem hazırlık okudum. Dönemin ortasında eğitim hayatıma başladım ama yani bunu pek önermiyorum. Yani irregular mı oldun? Evet, irregular olarak başladım. Sonra aşağıya mı tamamladın? Genelde ya aşağı ya yukarı tamamladın. Yukarı tamamlayarak ilerledim ama yani karışık gittiği için öğrenci için sıkıntı olabilir. Yani benim için sıkıntı olmadı ama İngilizcesi genelde iyi eğitim olarak değil mi arkadaşlar? İngilizce zaten, İngilizcesi yoğun yaşanan bir kampüs olduğu için yabancı çok herhalde. Yabancı öğrencilerimiz. Sizin sınıfta kaç yabancı öğrenci var mesela? Yani %10'u kesinlikle yabancıdır. Minimum oluyor ama daha fazla da olabilir. Tabii.
öğrencilerin gözde sosyalleşme mekanı Antalya'da neresidir? Şu sıralar favori mekanımız Beach Park. Bu sene açıldı zaten, evet, değil mi? Bu sene, bayağı gözde bir yer. Herkes genelde bizim okuldan özellikle oraya giden çok oluyor. O yüzden onun haricinde Antalya'da gerçi yapılacak çok şey var ama dediğim gibi bahar döneminde en güzel yer Beach Park. Tamam, gelenler Beach Park'ta Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerini bulabilirler istiyorlarsa. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben vakit ayırdığın ederim. İçin. Başarılar diliyoruz derslerinde.